Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi elimdeki rengim var ve bundan size çok güzel bir model çıkartacağım. Hemen başlamak istiyorum. Öncelikle ipimi kenara alayım, beyazımla başlayalım. Bu şekilde zincirimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. 6 zincirimizi kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim tekrar. Tığımın üstüne 2 defa doladım. Şöyle 1, 2 ve 3. 3 kere de çıkardım. Tekrar 2 doladım. 1, 2 ve 3. Tekrar 2 doladım. Pardon, 2 dolayacaktım. Daha uzun istiyorsanız 3 de dolayabilirsiniz. 1, 2 ve 3. Bu şekilde 3 tane yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar 1, 2 ve 3. 2 defa doluyorum. 1, 2 ve 3. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 2 defa doluyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar 3 zincir çektikten sonra aynı şekilde 3'erli üçlü trabzan yapıyoruz. Ve bunu 8 defa tekrarlayacağız. Yani bu zincirimizin içine 8 tane yapacağız. Aralarına 3'er zincir yaparak 1, 2 tane yaptım. Mesela 3.'yü de başladım. 8 tane olacak. Bu şekilde ayarlayacağız. Şimdi sonuncusuna geldik. Şurada zincirimiz vardı gördüğünüz gibi. Bundan beraber sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonuncusunu da yapalım. 8 tane yapmış olduk. Şimdi buradan beraber 8 olacak ya. 1, 2, 3 zincir yapıyoruz. Buraya bu sefer 3 tane değil 2 tane batacağız. Zincirimi bir tane daha büyük yapabilirdim. Bir zincir daha. Şöyle çekiştirelim. Bu zincirimizin içine 1, 2. 2 tane yaptım. Ne yapıyoruz? Bu zincirle beraber 3 oluyor. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Yani bunun 2'nin 3.'sünü bu zincirden almış oluyoruz. Bu şekilde bu sıramızı yaptık. Bir zincir çekip makas yardımıyla şöyle kesiyorum. İpimizi çıkardık. Şimdi diğer ipimize geliyoruz. Bunun için de tekrar sağlamlaştırıyorum ipimi. Daha büyük de istiyorsanız bunun aynı şekilde böyle yapıp bunların üstüne birer tane daha yapabilirsiniz. Ben size göstereceğim onu da. Bu şekilde sağlamlaştırdım ve 1, 2 zincir çektim. Tığım üstüme aldım. Bunun içine 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Hemen dibine tekrar sık iğne yaparak kapatıyorum. Şöyle bir modelimiz oluşuyor.
Sonra yanındakine geçiyoruz. Pardon, bir zincir yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Ve buraya da şöyle bir set iğne yaptım. 2 tane zincir çektim. 6 tane de burada yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. 2 zincir sık iğne yapıyoruz. 1 veya 2 zincir yaparız, şu aradaki boşluğa göre değişiyor. Tekrar buraya geçip buraya da sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 zincir yapıp 6 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bunu üçlü de çekebilirsiniz, İkili de bırakabilirsiniz, dörtlü de çekebilirsiniz. Tamamen ne kadar büyük istiyorsanız ona göre fark eder. Mesela magnetlerde bu büyüklük yeter. Arabalarda süs istiyorsanız arabalarda üçlü çekebilirsiniz, dörtlü çekebilirsiniz. Çantalarda istiyorsanız çanta süsü olarak da kullanılabilir. Buzdolabı süsü olsun işte. Her türlü, her yerde, kıyafetlerin üstüne de koyabilirsiniz bunları. Daha küçüğünü, yani ipimizi bunu ikili trabzan yaparak da küçük olur. Çocuk yelek hırkalarının üstüne de kullanabilirsiniz. Bebek battaniyelerin üstüne muhteşem olur. Ben biraz orta boy yapıyorum. Yani ne büyük ne küçük yapıyorum ki rahat bir şekilde anlaşılsın diye. Bu şekilde altışarlı yaparak sıramızı tamamlayacağız. Bu şekilde sıramızı yaptık. Bunu başka işlem yapmadan böyle de kullanabileceğiniz güzel bir çiçeğimiz olur. Renk renk yapıp da birbirine ekleyip güzel modifler yapabilirsiniz. Bunu da söylemek istedim. Şimdi bu burada tamam oldu. Ve bunu makas yardımıyla kesiyoruz. Kestik arkadaşlar. Şimdi bunu biz şöyle ikiye katlayacağız. İkiye katladık. Gördüğünüz gibi. Daha net anlaşılsın diye şöyle benim tuhafiyelerde bu tür şeyler satılıyor arkadaşlar. Yani bilmeyen arkadaşlarım için, çocukları olan bilirler. Bunlara istediğiniz şekli bu şekilde verebiliyorsunuz. Her şekli verebileceğiniz güzel. Bunun simlileri de var, simsizleri de var. Bunlardan aldım. Aslında bunun kendi rengi de var da ben onu koymadım daha net anlaşılsın diye. Bunu ikiye katlıyoruz. Şöyle katladık. Katladıktan sonra bunu şöyle yapıyorum ve buradan çeviriyorum. Daha da çok büzebilirsiniz onu. İster büzseniz büzün, isterseniz büzmeyin. Bunu da ister böyle kullanın, isterseniz şöyle daha iyi kelebek görünümü versin diye bu şekilde de şöyle eğebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir oturuşta yapabileceğimiz üç boyutlu şöyle güzel bir kelebeğimiz oldu. İki tarafı da aynı. Bundan ben size şöyle bunu kızımın arabasına yaptım. Arabasına yapıp asmak istedi. İpini koydum. Burada bu şekilde bağlayacak. Şöyle renk renk. Şöyle alayım. Daha net gözüksün. Bunu mesela iki sıradan yaptım. Onu da göstereceğim sizlere. Şöyle şöyle dursunlar. Bunu şöyle koyalım. Mesela bunu iki sıradan yaptım. İkili trabzan, ikili trabzan, iki sıra yaptım ve bu büyük oldu. Burayı da bu şekilde ördüm. Bu ipim ikili trabzan yalnız kalın olduğu için daha büyük gözüktü. Bunu da bu şekilde yaparak şöyle büyütebilirsiniz. Gördüğünüz gibi modelimiz bu. Bugünkü modelim de bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum.
Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgiyle kalın.